Ocağımın altını sonuna kadar açıyorum. O birazcık ısınsın. İsterseniz doğrayabilirsiniz, isterseniz bütün bırakabilirsiniz. Ben olduğu gibi bütün bırakacağım. Hemen üzerine şeker koyuyorum. Şöyle yarım su bardağı kadar. Ve tabii ki limon suyum. Şimdi burada küçücük bir püf noktamız var. Ocağımızın altı sonuna kadar açık kalacak ve onu hiç kısmayacağız. Meyvelerin çok fazla su bırakmasını istemiyorum çünkü. Bu burada kendi halinde pişecek. Olduğu zaman bittiğinde nasıl olması gerektiğini size göstereceğim. Şimdi ne yapıyoruz dedik? Çıtır elma. Onun için nefis bir harç hazırlayacağız ve kızgın yağda kızartacağım. Hemen ocağımın altını açtım ki yağımın iyice ısınmasını istiyorum. Peki malzeme olarak ne koyacağız? Önce kuru malzemelerle başlayalım. Şöyle burada yaklaşık şöyle dolu dolu, hani bir kap ölçüsü dediğimiz 150 grama yakın unum var. Bunu güzelce eleyeceğim. Şimdi içine başka ne koyacağız? Siz ne seviyorsanız ekleyin. Ben tarçın koyacağım. Bu arada kabartma tozu koyuyoruz. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar. Tarçın da içine attım. Bütün tozlu olanları hepsini eleyelim. Biraz Hindistan cevizi. Şimdi bütün bu kuru malzemeyi karıştıracağım. Şöyle bir yumurtamı kırdım. Şekerimiz var. Yaklaşık 100 gram şeker yeterli. Onu da koyduk. Ve tabii ki bir tane miksere ihtiyacımız var. Önce yumurtayla şekeri şöyle bir tur çırpacağım. Şöyle biraz süt. Yumurtamı, şekerimi, sütümü güzelce çırptım. Şöyle kuru malzememi tek seferde değil, 2-3 sefer yeterli olacaktır. Pürüzsüz bir harç elde ettim. Şimdi harcımı hemen yanıma aldım. 3 adet elmam var. Elmaların ortasındaki çekirdekleri çıkarıyorsunuz. Onları şu şekilde dilimliyorum. Yaklaşık 1,5-2 santim kalınlığında. Hemen elmaları çok fazla bekletmek istemiyorum ki kararmasınlar. Şimdi geldik sosumuza. Muhteşem renk. Çoktan hazır bile. İstediğim kıvama gelmiş. Çileklerimi de kesmediğim için şöyle bütün bütün duruyor. Hemen bunu da bir cam kaseye almak istiyorum. Elmalarım da kızarsın. Mutfağım hazır. Servisi hemen yapmak istiyorum çünkü çok fazla soğumasınlar. Siz de aynı bu şekilde yapın. Mümkün olduğunca sıcak servis edin. Böyle bir tatlı dondurmasız olur mu? Kesinlikle olmaz. İçine mutlaka dondurma koyacağım şöyle tepesine kocaman. Şimdi sıra sosumuzda.